Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Böyle bir yaz favorileri videosu çekmek istedim. Fakat iki parçaya böleceğim bunu. Video çok uzun olmasın istiyorum. O yüzden arka arkaya iki hafta boyunca yaz favorilerimi yazın. Elimden düşmeyecek ürünleri göreceksiniz. Özellikle böyle yazın hani kullanmayı çok sevdiğim ya da çok uygun bulduğum ürünlerden bahsedeceğim. Lafı çok uzatmadan başlayayım o zaman. Önce Aromatica'nın jelleriyle başlayalım. 3 tane jeli var elimde. Ben 3'ünden de çok memnunum. 3'ünü de farklı amaçlar için kullanabiliyorsunuz. Böyle kısaca bahsedeceğim. Çünkü özellikle yaz aylarına çok uygun ürünler olduklarını düşünüyorum. Jel formunda oldukları için. 3'ünün de şöyle bir güzel özelliği var. Hatta geçen gün bakarken fark ettim check listelerine. 3'ü de fungal akneli kişilere uygun. Fungal akneli kişilerin nemlendirici bulmak çok zor biliyorsunuz. Piyasada çok az ürün var bu tarz ciltlere uygun. Böyle çok basit içerikli oldukları için ve jel formunda oldukları için de yaz aylarına özellikle çok ideal. Şimdi bunların aslında en güzel özellikleri multifonksiyonel olmaları. Bir sürü amaç için kullanabiliyorsunuz. Yani tek bir nemlendirici amaçlı düşünmeyin. Yüz, saç ve vücut için kullanılabiliyor. Aloe vera ile başlayayım. İlk bir ürün çıktı, sonra diğer ikisi çıktı diye biliyorum. Bu üründen daha önce bahsetmiştim zaten bak. Büyük boyunu bitirdim ben bunun. Sonra böyle bir hani seyahate gitmedik, küçük boyuna edindim. En sevdiğim kullanma yöntemi şu aslında. Bunu böyle buzdolabına atıyorum birkaç dakikalığına. Sonra yüzüme soğuk maske olarak kullanıyorum. Bu şekilde cildin ısısını düşürmeye yardımcı oluyor. Cildin ısısının artmasının ne gibi bir sakıncası olabilir diye sorarsanız şöyle sakıncaları var aslında. Havanın sıcaklığı 1 derece arttığında cildin ürettiği sebum da %10 oranında artıyor aslında. Dolayısıyla cilt daha fazla yağlanıyor. Bir diğer handikap da hava sıcaklığı çok ekstrem derecelere gittikçe, çok sıcaklarda ve çok soğuklarda cilt kendi içerisinden su kaybetmeye başlıyor. Buna da transepidermal su kaybı diyoruz. Bundan da ben kanalda defalarca kez bahsettim. Dolayısıyla cildin ısısının çok yükselmemesi gerekiyor bu tarz problemlerle karşılaşmak için. Soğutucu maske olarak uygulayabiliyorsunuz bunu. Gerçekten çok başarılı o konuda. Zaten ferahlatıcı bir etkisi var fakat içerisinde böyle esansiyel yağ yok. Aloe vera'nın kendisinden kaynaklanıyor. Bu arada aloe vera bitkisini direkt cilde sürmenin çok zararlı olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu tarz cilde özel formüle edilmiş ürünler kullanmalıyız. Neden derseniz aloe vera bitkisinin içerisinde aloin denen bir madde var. Burada çok yüksek oranda bulunuyor bu bitkinin içerisinde. Ve çoğu cilt buna çok ciddi iritasyon gösteriyor. Fakat bu tarz kozmetik ürünler bu aloin miktarı çok daha az. Dolayısıyla cilde özel formüle edilmiş olduğu için ve iritasyon testleri de yapılmış olduğu için aloe vera kullanmak istiyorsanız mutlaka cilde özel formüle edilmiş bir şey kullanmanızı ben tavsiye ederim. Bu da piyasada bulabileceğiniz en iyi aloe vera jellerinden bir tanesi. Bir de aloe vera jellerinin içeriğine de baktığınız zaman çoğunda böyle işte kurutucu alkoller olduğunu görürsünüz. Aloe veranın böyle son sıralarda olduğunu görürsünüz falan. Yani içerikleri çok iyi değil çoğunun. Onu söyleyebilirim kesinlikle. Fakat bu ürün gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ara ara böyle kampanyalar oluyor. İşte ikincisi 1 TL gibi. Kesinlikle bir şans vermenizi ben tavsiye ederim. Aloe verayı ne için kullanabilirsiniz? Aslında aloe veranın en büyük faydası güneş sonrası bakım konusunda bir numaralı içerik olması. Zaten güneş sonrası bakım kremlerinin içerisinde hep aloe verayı görürsünüz. Sebebi de bu ferahlatıcı etkisinden dolayı. Onun dışında epilasyon, tıraş, lazer, peeling gibi işlemler uyguluyorsanız yüzünüze veya vücudunuza bu tarz işlemler sonrası bakım yapmak için de ideal bir ürün. Bir de mesela microcurrent yani mikro akımla çalışan aletler, Fourier gibi aletler kullanıyorsanız veya şimdi ülkemize yeni gelen mesela Medicube gibi aletleri kullanıyorsanız bu tarz bir jele ihtiyacınız var. Yağ içermeyen bir ürüne ihtiyacınız var jel formunda. Akımları daha iyi iletmesi için bu önemli. Burada saçlar içinde maske olarak da kullanabilirsiniz. Ferahlatıcı etkisinden faydalanmak için. Aynı zamanda işte maniküllerinizi de kullanabilirsiniz. Ben tırnak etlerini geriye doğru itmek için de kullanıyorum bunu. Aloe vera çok başarılı o konuda. Tırnak etlerini çok güzel yumuşatıyor. Yani her cilt tipine uygun %96 oranında aloe vera içeren harika bir ürün tek kelimeyle. Bittikçe aldığım ürünlerden bir tanesi öyle söyleyeyim. Şimdi diğer ikisinden de bahsedeyim. Tea Tree Calming Gel. Sırt ve dekolte sivilcelerinden şikayetçi olan biriyim. Bakım yapmazsam korkunç bir hale dönüşüyor gerçekten. Bunun içerisinde %84 oranında çay ağacı var. Aloe vera da var bunun içerisinde. Çay ağacının sivilce söndürme özelliği var. Özellikle bu içerikle anlaşıyorsanız tabii ki benim cildim çok seviyor gerçekten. Özellikle işte sırt, kollar, dekolte bölgesine çok severek kullanıyorum. Aynı zamanda bacaklarda kullandığım oluyor bunu. Çilek bacak görüntüsünü engellemek için, batıkları engellemek için yine harika bir içerik bence çay ağacı. Böyle jel formunda bir ürün olduğu için hemen hızlıca emiliyor. Nemlendirmesi de gayet başarılı yaz için en azından. Akneye meyilli bir cildiniz varsa, yağlı bir cildiniz varsa o zaman bunu daha çok seversiniz diye tahmin ediyorum. Yüz için kullanabilirsiniz aynı zamanda. Yani içeriği çok basit ve güzel olduğu için. Ve son olarak da Sika Calming Gel'e gelelim. Ben aslında bir tane Sika jelinden bahsetmiştim. Çok sevdiğim bir Kore markasının. Fakat onun üretimi durmuş. Onun yerine buna bir şans vermek istedim ve gerçekten bundan da çok memnun kaldım. Bu hatta ondan daha da hafif yapıda. Bunda da %84 oranında Santalla Asiatica özü bulunuyor.
sakinleştirici özelliğiyle ön plana çıkan bir ürün bu. Özellikle hassas cildi olan kişiler, tahriş olmuş bir cildiniz varsa, onarımına ihtiyacı olan bir cildiniz varsa o zaman bu sizin için daha uygun olacaktır. Ben de ne için kullanıyorum? Kedi tırmıkları, yaralar, sivrisinek ısırıkları. Yani vücudumda herhangi bir yerde hassasiyet oluştuysa o zaman ben bir ürünü kullanıyorum. İhtiyaç duydukça kullandığım bir ürün. Çok düzenli kullandığımı söyleyemeyeceğim. İhtiyaç duydukça elim gidiyor. Elimin altında hep olmasını isteyeceğim ürünlerden bir tanesi. Jel formunda olduğu için de mesela eşime de çok rahat kullanabiliyoruz. Çünkü o böyle yağlı kremlerden nefret ediyor. Aynı şekilde bebeğime de kullanabildiğim ürünlerden bir tanesi. Pencerelere tel taktırdık ama o takılana kadar birkaç gün böyle sivrisinek ısırıklarıyla, saldırılarıyla boğuştuk daha doğrusu. O dönemde de sık sık kullandığım ürünlerden bir tanesi oldu bu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani bunlar yağ içermeyen formüller. Ama ben işte çok kuru ciltliyim, bunların nemlendirilmesi bana yeterli gelmez diyorsanız cildinizle anlaşan bir yağla bunları karıştırabilirsiniz. Mesela squalene'le karıştırabilirsiniz. Kuşburnu tohumu yağı olabilir veya işte zeytinyağı olabilir. Ne seviyorsanız, cildiniz hangi yağı seviyorsa böyle onunla da karıştırıp böyle kreme dönüştürebilirsiniz aslında bunu. Onu demeye çalışıyorum. Özellikle böyle seyahat bavuluna atmalık harika ürünler bence. Bu arada bunlar da cam değil, plastik. O yüzden hani dökme, kırılma derdi de yok. Sivrisinekler demişken oradan devam edeyim. Şu ürünü kullanmaya başladım. Hani öyle bir sivrisinek saldırısına uğrayınca. Aslında elimde böyle Tayland'dan aldığım ürünler vardı ama onları bitirdim. Ve çok da güzel ürünlerdi. Tayland soru cevap videosunda bahsetmiş olmam lazım o üründen. Türkiye'de de hani böyle çok kötü kokmayan, en azından kokusu çabuk uçup giden ve gerçekten işe yarayan bir şey arıyordum. Deran markasının bu vücut spreyi. Sivrisinek karşıtı esansiyel yağ var içerisinde. İşte karanfil yağı, okaliptüs yağı, tedir ağacı yağı falan gibi. Çok kötü kokmuyor. Yani en azından şöyle söyleyeyim. Diğer sivrisinek spreylerine kıyasla aralarında en iyi kokan bu. O karanfilden dolayı diye düşünüyorum. Şöyle güzel de bir spreyi var. Neyse ki bu koku birkaç dakika uçuyor Allah'tan. Özellikle böyle yandık yerlere gidiyorsanız işte bu tarz bir şey ihtiyacınız var bence. O yüzden bundan da bahsetmek istedim. Bu arada bunu ben Codemed'in kendi sitesinden aldım. Zaten Codemed'in markasıymış bu Deren. Deren Hanım kendi ismini vermiş anladığım kadarıyla. Gerçekten uzaklaştırıcı özelliği var. Çok güzel bir ürünmüş yani. Enzim peelinglerden bahsedeyim bir de. Şu anda Codeine'in köpük şeklinde bir enzim peelingi var. Onu kullanıyorum. Codeine çok az kaldı bitmek üzere. Bir de Osek diye bir marka kullanmaya başladım. Ona da bayıldım. Toz peeling olarak geliyor. Fakat üzerinde böyle kendi köpürtme aleti var. Yani bayıldım. Keşke banyodan getirseymişim yanıma da. Neyse ekran resmini koyarım. Çok başarılı bir paketlemesi var gerçekten. Alt kısmında toz olarak bulunuyor. Çıkartıyorsunuz. Köpürtme kısmının içine koyuyorsunuz. Birazcık da su ekleyip köpürtmeye başlıyorsunuz. Hem köpürtme aleti var kendi içinde hem de enzim peeling bir arada gibi. Çok çok güzel bir ürün olmuş o da. Ben iki üründen de çok memnun kaldım. Enzim peelingleri özellikle yazın kullanmaya çok uygun ürünler. Çünkü işte tanecikli peelinglerden uzak durun diyoruz her fırsatta. Çok yoğun asitli ürünlerde kullanamıyor olabilirsiniz. Cildiniz hassas olabilir veya yaz boyunca uzak durmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Veya benim gibi emdiriyor olabilirsiniz. Hamilelere de uygun bu arada. Yani cildi ölü derilerden arındırmak için çok nazik bir yöntem. Ve özellikle yaz aylarına da bence çok uygun. O yüzden bu iki üründen bir bahsedeyim dedim. Fakat benim aslında piyasada çok sevdiğim enzim peelingleri var. Onların da hepsini bir ekrana ekleyeyim sizin için. Çünkü yani sadece bu iki ürün yok yani piyasada bir sürü ürün var. Bütçenize hangisi uygunsa ona bakabilirsiniz. Ekrana ekleyeceğim. İşte Codemed'inki var. Balmish Trending ürünleri var. pH formlarında çok güzel bir temizleyicisi var. Yine enzim içeren gibi gibi bir sürü ürün var aslında. Kullanabileceğini hepsini ekranda görüyor olacaksınız. Ben size yine alternatif sunarak gitmeye çalışıyorum. Çünkü herkesin bütçesi aynı değil. Bu ekrana koyduğum ürünlerin hepsinden ben çok çok memnun kaldım. Ve bir de deodorant önereceğim tabii ki. Tabii ki yaz olduğu için ekstra önemli bence. Şöyle şu ürünü almıştım. İçerisinde %10 niasinamid var bunun. Ve herhangi bir alüminyum bulunmuyor. Alüminyum tuzu yok. Alüminyumun kendisi yok. Şu anda hala emdirdiğim için. Şimdi hamilelikte aslında alüminyum deodorantları çok sıkıntı değil diye okumuştum. Ki bir sürü dermatoloğun da videosundan bahsetmiştim size. Alüminyum içerikli deodorantlar kullandıklarından ve herhangi bir sakınca görmediklerinden bahsediyorlardı. Yani bu konuda bir bulgu yok şeklinde. Fakat emdirme dönemi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani araştırdım birazcık ve hani dedim ki herhalde bu konu biraz muallakta. O yüzden ben kullanmayayım en iyisi bu dönemde. Aslında en başta biraz kullandım sonra kafama takıldı. Acaba dedim hani alüminyum deodorantları emdirme döneminde öneriliyor muydu, önerilmiyor muydu şeklinde. 1-2 ay kullandım sanırım alüminyumlu deodorantları. Sonra böyle bir yeni bir arayışa girdim. Bir sürü ürün kullandım arkadaşlar. Codeine'in mesela alüminyum içermeyen deodorantını kullandım. Fena bir ürün değil ama yani öyle
terlemeyi komple kesmiyor. Bu da kesmiyor bu arada. Bu da terlemeyi kesmiyor ama. Şimdi bahsedeceğim. Aralığında en memnun kaldığım bu oldu. Sopico diye bir marka var. Onun krem deodorantını denedim. Ya birkaç farklı markanın alüminyum içermeyen deodorantlarını denedim arkadaşlar. Fakat ya böyle işte pütür pütür dökülme oluyor. Ya böyle işte kıyafetlere zarar veriyor. Ya böyle bir hepsinde bir handikap çıktı yani öyle söyleyeyim. Ve yaz aylarına gelince tabii yazın çok daha fazla terlediğimiz için kodeli falan beni kesmemeye başladı. Kodeli kış için daha iyi ama yaz için işe yaramıyor gerçekten. Yani kokmaya başladım, onu fark ettim. En sonunda dedim ki ya benim daha etkili bir şey bulmam lazım. Şuna bir şans vereyim dedim. Kendim aldım dediğim gibi. Şimdi bunu çok acıcık öyle minicik sürmüyorsun. Yani biraz bol bol sürmeniz lazım. Yani şöyle göstereyim. Her bir koltuk altı için şu kadar sürüyorum bakın. İçerisinde %10 niacinamid olduğu için aslında bölgesel kararmalara da çok iyi gelecektir. Yani koltuk altı kararması varsa ona da iyi geliyor. Bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Terlemeyi tamamen engellemiyor ama diğerlerine göre bir tık daha iyi diyebilirim. Ve kokmuyorsunuz kesinlikle, onu söyleyebilirim. Bunun böyle yoğun bir kokusu yok. Çok hafif bir koku var. Arka arkaya kullandığımda herhangi bir hassasiyet vesaire de yapmadı. Ya ben çok başarılı buldum gerçekten yani. En azından bu tarz bir ürün için çok başarılı bence. Özellikle emdiren anneler çünkü bana çok fazla ürün soruyor. Sonunda gerçekten tavsiye edebileceğim bir şey buldum diyorum yani, o da bu. Bacak makyajına gelelim. Bacak makyajına ya diyeceksin şimdi. Söyleyeyim hemen söylüyorum. Şimdi benim arkadaşlar, ben güneşe çıkmadığım için tabii ki SPF sürekli olarak yenilediğim için benim rengim dönmüyor. Biliyorsun bunu hafta çapta söylüyorum. Ben beyazda gözüksün istemiyorum. O yüzden şu ürünü bir denedim. Çok beğendim ya. Harika bir ürünmüş gerçekten. Leg and Body Foundation Spray diye geçiyor. Şöyle bir dakika, rengini göstermem lazım. Bendeki fair rengi bu arada. Zannediyorum 2-3 rengi daha var. Şöyle fair rengi benim yaz rengim gibi aslında. Hafif şöyle bir rengimi kırıyor sadece. Böyle bembeyaz peynir gibi gözükmüyorum en azından. Bunun pürüzsüzleştirici bir etkisi de var. Yani böyle bacaklarınızı sıkıp hızlıca dağıttığınız zaman pürüzsüz bacaklar elde etmiş oluyorsunuz. Çok başarılı bir ürün. Bakın rengi hafif kırıldı gördüğünüz gibi. Yaz tatiline falan gidiyorsanız, böyle güzel kısa elbiseler falan giyiyorsanız, böyle bir şeye ihtiyacınız olabilir benim gibi, güneşlenmiyorsanız yani. Rengi de gayet iyi, böyle aşırı sarı değil, turuncu değil. Sadece rengimi hafif kırsın istiyorum. Onu da gayet güzel yapıyor. Bir de şu iki üründen bir bahsedeyim. Bunlar da kuru yağlar. Daha önce eskiden sadece bunları sürüyordum bacaklarıma ama dediğim gibi o renginin kırılması gerekiyor önce. O yüzden çok az bir miktar. Bunu da geçiyorum üzerine daha parlak gözüksün diye. Çünkü bu parlaklık vermiyor. Mat bir ürün arkadaşlar. Çok acıcık bundan da elime döküp üzerine geçiyorum. Şöyle daha parlak gözüksün diye. Bununla fondöten sürmüşüm. Bu da üzerine aydınlatıcı sürmüşüm gibi düşünün. Kuru yağ olduğu için böyle vıcık vıcık yağlı ürünler değil. Bu iki ürün de öyle zaten. Bir tanesi Nuxe'un ürünü, bir tanesi de Yves Rocher'in ürünü zaten. Bu daha sarımtırak bir ışıltı veriyor. Bu da daha böyle pembemsi bir ışıltı veriyor. Bu da harika. Tek kelimeyle bunu da çok çok beğendim. Şöyle göstereyim bu Nuxe'unki mesela. Bronzumsu diyelim buna. Bu arada iyice çalkalayın kullanmadan önce. Çünkü içerisindeki simlerin iyice karışması lazım. Yves Rocher'de birazcık daha sarımtırak altın ışıltılar var. İki ürünü de ben çok başarılı buluyorum. İki ürünü de çok severek kullanıyorum. O yüzden bahsedeyim istedim. Bunu böyle dekoltenizi aydınlatmak için de kullanabilirsiniz. Harika gerçekten. Bronzlaştırıcı ürünlerden bir devam edeceğim. Şu iki üründen bir bahsedeceğim. Bir tanesi Clinique'in Tangele ürünü. Bir de şöyle Sunny Serum diye bir ürün aldım Sephora'dan. İki ürünü de çok beğendim. Ve birbirlerine de çok benzettim aslında. İkisine birden kesinlikle ihtiyacınız yok. Yani ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Şöyle ikisinin de elimin üstünde bir duruşlarını göstereceğim. Bunlar aslında yüz bronzlaştırıcı jel ürünleri. Drunk Elephant'ın D-Bronzy ürünü çok popüler oldu biliyorsunuz. Onu gidip denedim Sephora'da ve hiç beğenmedim. Yani ne rengini beğendim ne de böyle ciltte duruşunu beğendim. Böyle biraz yama yama duruyordu gibi geldi bana. Onun yerine başka arayışlara girdim. Bunların en sevdiğim özellikleri, bunlar böyle jel formunda ürünler ve çok hızlıca cilde oturuyorlar. Böyle incecik jel formundalar ve yama yama kesinlikle durmuyorlar. Bu tarz ürünlerde en büyük problem bu yama yama durmaları. Bronzlaştırıcı jel ürünlerin yani. Bunda üstelik herhangi bir sim de yok. Yani bu simsiz bir ürün. Tamamen jel formunda ve çok hafifçe rengimi döndürsün istiyorum. O amaç için harika. İçerik listelerini çok başarılı bulduğum için bu iki ürünü aldım. Yani hem içerik listeleri güzel, hem formüller çok güzel, hem incecik jel yapıda ürünler. Üstelik ikisi de parfüm içermiyor. Mesela bu Sunny Serum'da. Mesela bu birazcık daha pigmentli bir ürün. Fakat bu da çok güzel duruyor. Ve böyle yama yama durmuyor kesinlikle. Bu da böyle incecik jel yapısında güzel bir ürün.
Bunda çok hafif ışıltılar da var. Ama böyle çok simsim duran bir ürün değil. Eğer hiç sim olmasın, tamamen jel yapıda bir ürün olsun derseniz o zaman kliniki tercih edin. Bir de bunun rengi birazcık daha açık. Bu birazcık daha koyu ona göre. Bunda biraz ışıltılar var ama dediğim gibi ciltte de denedim ben bunu. Çok güzel vuruyor gerçekten. Böyle ben bu yaz boyunca yüzümü bronzlaştırmak için bu iki ürünü kullanacağım. O yüzden bu videoya girsin de istedim. Bu tarz ürünler çok popüler oldu son dönemde. Bu Drunk Elephant Deep Bronze yüzünden. Ama bence bu iki ürün ondan çok daha iyi. Söylüyorum çok daha iyi. Eğer mağazada deneme şansınız varsa gidin bir mağazada deneyin derim. Bir de şimdi SPF allıklarından bahsedeceğim. SPF allık mı alaka diyenler için. Ben aslında geçen sene bir alışveriş videosu çekmiştim sizin için. Tokyo ve Seoul ziyaretimden neler aldım videosuydu. Orada bu üründen bahsetmiştim hatırlarsanız. Align markasının böyle SPF içerikli allıkları vardı. Şöyle bir tanesi daha turuncu renkli, bir tanesi daha pembe renkli. Genelde bu ikisini karıştırarak kullanıyorum. Şimdi bu SPF allık olayı bence neden çıktı hemen söyleyeyim. Çünkü özellikle bu bölgede, hani güneş böyle geliyor ya, özellikle bu bölgede çok fazla leke problemi yaşayan insan var biliyorum. Yani benim kendi çevremden de. Dolayısıyla allığınızın da ekstra koruma katmanı sağlıyor olması bence hiç fena bir fikir değil. Özellikle de böyle işte yaz ayları için, deniz tatilleri için, hani denizden çıktınız, böyle cildinize hafifçe allık sürmek istediniz, bu tarz bir ürün bence çok mantıklı. Ülkemizde bu marka yok fakat ben yine buldum tabii ki de. Bir tanesi uygun fiyatlı, bir tanesi daha yüksek fiyatlı. Nude Sticks markasının şöyle SPF 30 içerikli bir allığını buldum. Bu Sunset Rose rengi. Müthiş güzel bir gül kurusu kahve rengi aslında bu. Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim bunu da. Gayet yanakta dağılması da güzel. Yani böyle pıt pıt yanakta dokundurup sürebilirsiniz. Böyle gerçekten plaj çantasına atmalık bir ürün yani. Daha uygun fiyatlı bir seçenek isterseniz de Soltis markası böyle bir allık stick ürünü yapmış. Bunun da rengi çok tatlı bir kırmızı bu şekilde. Bunu da böyle göstereyim. Bakın tık tık sürüp ondan sonra dağıtabiliyorsunuz. Bunun yapısı mesela mat diyebilirim. Fakat kırmızı olduğu için bir sürü cilt tonuna çok yakışacaktır yani. Özellikle böyle yanaklarınızı ekstra güneşten korumanız gerekiyorsa dediğim gibi bu ürünler bence plus çantası için çok iyi. Bir de primerlardan bahsetmek istiyorum. Neden primer? Çünkü ben özellikle yazın çok kullanıyorum. Yazın dediğim gibi cildim daha fazla yağlandığı için genelde cilt makyajım çok hızlı bir şekilde kusma yapıyor. Dolayısıyla bu tarz ürünlere elim çok fazla gidiyor. Mesela bugün de cildimde şu ürün var. Benefit'in Light Primer ürünü. Bu daha hafif yapılı bir ürün. Normal primerları birazcık daha ağır buluyorum ben Benefit'in. Ama bir sürü primer var biliyorsunuz. Mesela nemlendiren primer'ı çok başarılı. Light primer de çok başarılı bence. Özellikle böyle gözenek görüntüsünü yok etmek istiyorsanız çok az pudra var. Yani özellikle mesela T bölgemi falan pudralamadım. Bu yapıyor matlaştırma işini. Yani yağların yüzeye çıkmasını engel oluyor diyebilirim. Gözenek görüntüsünü de engellemeye yardımcı oluyor. Gözenekler de büyüyor tabii. Yağlanma arttıkça. Diğer sevdiğim iki ürünü de göstereyim yine Sephora'dan. Bir tanesi Milk Makeup markasının Pore Eclipse Primer'ı. Bu mat primer. Bayağı matlaştırıcı özelliği var. Çok başarılı gerçekten. Bir de Make Up For Ever'ın Shine Control. Bunların hep gördüğünüz gibi bende küçük boyları var. Çünkü öyle her gün kullandığım şeyler değil. Böyle dışarı çıkacağım, uzun süre makyajımın dayanmasını istiyorum, mat durmasını istiyorum. O zaman elim gidiyor. O yüzden böyle minik boylarını ediniyorum ben. Böyle genelde büyük boy ürün pek almıyorum bu tarz şeylerde. T bölgeniz yağlanıyorsa benim gibi bu tarz ürünleri güneş kreminin üzerine T bölgesinde böyle pıt pıt dokundurarak ince bir katman halinde çok az sürerek makyajınızın ömrünü çok ciddi bir şekilde uzatabiliyorsunuz. Ben hatta bazen makyaj yapmayacaksam bile sürüyorum. Çünkü o hani mat doku benim hoşuma gidiyor. Yani gün boyunca mat bir şekilde kalsın. Hani sadece göz altına hafif kapatıcı geçiyorum. Matlaştırıcı primer sürüyorum ve fazlasıyla yeterli oluyor. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bunlar mesela bende gözenek tıkamıyor. Primerlarda böyle problemler yaşayabiliyorum. Yani çok böyle ağır primerlar. Özellikle yazın bende bazen böyle gözenek tıkama gibi şeyler yapabiliyor. Ama bu üç ürün gerçekten başarılı. Gözenek tıkamıyorlar. Onu söyleyebilirim. Yine yazın çok fazla elimin gittiği şeylerden biri de yağ emici kağıtlar. Bendeki Misha'dan şöyle kağıtlardan bahsediyorum. Bunları mesela işte güneş kremi tazeleyeceğim. Atıyorum. Fakat üst üste çok fazla katman olmasın diye önce cildim üzerindeki fazla yağı alıyorum. Bakın şimdi. Şöyle bayağı bir yağ çıkmış oluyor. Yani cildin üzerindeki fazla yağı almaya yardımcı oluyor. Bunun için normal peçeteleri de kullanabilirsiniz ama bundan makyajı bozmuyor kesinlikle. Tabii ki makyaj yapmıyorsanız normal peçeteleri de alabilirsiniz yani. Benim gibi makyaj yapıyorsanız
ve cildeki makyajın bozulmasını istemiyorsanız o zaman bu tarz bir üründen faydalanırsınız diye düşünüyorum. Yine bir sürü farklı markanın yağ emici kağıtları var. Yani illa bir markanınkini olduğunu demiyorum. Ben de nerede bulursam, hangi markada bulursam onu alıyorum zaten genelde. Gelelim suya dayanıklı maskaraya. Bir sürü farklı markadan maskara denedim. Böyle içime sinen bir şey bulamadım. En çok memnun kaldığım iki üründen bahsedeceğim ama %100 kefilim dediğim ürünler değil ikisi de. Bir tanesi bu Lash Clash maskaranın waterproof versiyonu. Şu an gözümde bu var bu arada. Yani bu akmıyor. Yani onu söyleyebilirim. Gayet güzel hacim veriyor. Fakat birazcık topaklanıyor arkadaşlar. O yüzden %100 beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama %90 beğendim. Yani şu ana kadar en beğendiklerimden bir tanesi oldu en azından. Uygun fiyatlardan da en beğendiğim bu oldu. Makeup Academy'nin bu maskarası. Bu suya dayanıklı maskara. Bunun kadar hacim vermiyor. Ama tek tek ayırması güzel, topaklanmıyor. Daha böyle günlük maskara gibi duruyor bende. Ama bu da akmadı bende en azından. Hani istediğim hacmi vermedi sadece. O yüzden bunu da 190 beğendim diyebilirim. Şimdiye kadar deneyip de en başarılı bulduğum ürünler bu ikisi oldu. Fakat bunlar da benim hani böyle tekrar alırım dediğim ürünler olmadı. Ama asıl bir ürün var ki o da bu. Huda Beauty'nin Waterproof Top Coat maskarası. Şimdi bu inanılmaz bir şey gerçekten. Bu çok güzel bir ürün arkadaşlar. Şöyle bunu normal maskaranızın üzerine sürüyorsunuz. Ve maskaranızı suya dayanıklı hale getiriyor. Bence muazzam bir buluş gerçekten. Çünkü işte mesela kahverengi maskara sürmek istiyorum. Şeffaf bir ürün bu arada bu. Dolayısıyla kepiklerinizin rengini değiştirmiyor. Kahverengi maskara sürüp üzerine bunu sürüyorum ve suya dayanıklı hale getirebiliyorum. Tamamen kefil olabileceğim bir ürün işte. Gerçekten müthiş dayanıklı hale getiriyor maskaraları. Ve hatta çıkarması da zor bir ürün. Bunu ancak böyle çift farklı göz makyajı, temizleyici ürünlerle çıkartabiliyorum. O kadar dayanıklı hale getiriyor makyajı gerçekten. Duşa da girdim hatta hani böyle akacak mı diye görmek için. Akmıyor. Gram kıpırdamıyor. Gerçekten çok başarılı. Sadece birazcık vaktinizi ayırıp hani böyle tek tek kirpiklerin üzerinden iyice geçtiğinizde emin olmanız lazım. Yani her yerine eşit olduğundan emin olmanız lazım. Kesinlikle fiyatını sonuna kadar hak ettiğimi düşünüyorum. Özellikle yaz için bence ideal ürünlerden bir tanesi. Çünkü istediğiniz maskarayı suya dayanıklı hale getiriyor. Daha ne yapsın. Bu arada eyeliner ve kaş kaleminden de bahsedeyim. Şu gözümde şu anda bu var mesela. Clio markasının Waterproof Pen Liner diye bir ürünü. Bu koyu kahverengi arkadaşlar. Böyle incecik bir eyeliner şeklinde çekiyorum. Suya dayanıklı olması gayet başarılı. Gerçekten dayanıklı bir ürün diyebilirim. O yüzden bunu kullanıyorum. Bir de kaş için de şu ürünü kullanıyorum. Yine Clio'nun Kilbrow Dual Tattoo Pen diye bir ürünü. Bendeki Grey Brown. Grey Brown evet 3 numarası. Şöyle 2 tane aslında ucu var. Onları göstereyim. Burası daha ince, burası daha kalın. Fakat ben bu kısmı hiç kullanmıyorum. Bu uç daha iyi bence. Bugün kaşlarımda da bu ürün var. Gayet böyle soğuk altonlu gri bir kahve diyebiliriz buna. Mesela Maybelline'in bu eyeliner'ı çok daha başarılı. Fakat bu kalıcılık anlamında tabii suya dayanıklı olduğu için oldukça başarılı diyebilirim. Sadece dediğim gibi keşke ucunu birazcık daha ince yapsalarmış. Şöyle göstereyim. Birazcık kalın sadece. Çok böyle minik minik dokunduruyorum. Hani öyle kalın gözükmesin diye. Günü kurtarıyor yine. Suya dayanıklı kaş ürünü arıyorsanız bakılabilecek ürünlerden bir tanesi bence. Bir de bu yaz sıcaklığında özellikle benim göz makyajım akıyor. Çok akıyor hem de. Benim normalde göz kapaklarım yağlanmıyor ama yazın ne oluyor bilmiyorum. Yazın bir güncelleme geliyor herhalde. Göz makyajı kesinlikle dayanmıyor. Yani 6 saat maksimum dayanıyor. Ondan sonra akmaya başlıyor. Hangi far paletini kullanırsam kullanayım oluyor bu arada. O yüzden böyle bir far bazı arayışına girdim. Zaten benim çok sevdiğim far bazıları var bu arada. Nars'ın ve Kiko'nun far bazıları bence çok başarılı. Bu şeffaf olan bu arada. Nars'ın daha koyu, daha böyle ten renginde ürünleri de var ama bu bahsettiğim şeffaf olan. Kiko'nunki daha böyle nötr bir renk. Göz kapaklarını hafifçe nötrlemeye de yardımcı oluyor. Fakat asıl bir üründen bahsedeceğim. Kalıcılık anlamında ikisinden de çok daha başarılı. O da MAC'in bu 24 Hour Eye Base ürünü arkadaşlar. Bu nasıl bir ürünmüş ya? Böyle gerçekten sürüyorsunuz. 24 saat kalıcılık iddiası var. Ve 24 saat test etmedim ama 16 saat boyunca asla kıpırdamadığını söyleyebilirim. Yani ben makyajımı yaptım.
çıkartana kadar çıkmıyor arkadaşlar. Müthiş kalıcı hale getiriyor göz makyajını. O yüzden böyle özel gün makyajlarınız varsa fiyatının pahalı olduğuna bakmayın. Çok da bereketli bir ürün. Yani bunu böyle belki iki kişi paylaşmayı da düşünebilirsiniz. Çünkü 12 ml arkadaşlar. Mesela bugün de gözümde bir ürün var mesela. Normalde bu simler falan gözün altına iniyor oluyor. Fakat bu ürünü sürdüğüm için kesinlikle kıpırdamıyor. Yani göz makyajını nasıl yaptıysam gün boyu o şekilde kalıyor. Özellikle bu konudan şikayetçiyseniz benim gibi bu tarz bir ürün almayı düşünebilirsiniz. Çünkü indirimlerde ciddi anlamda düşüyor. Hatta %15-20 lira varan indirimler oluyor Mac'de. O zamanlarda bu tarz bir ürünü almayı da düşünebilirsiniz bence. Bu konuda şikayetçiyseniz tabii ki bittikçe alacağım ürünlerden bir tanesi oldu. Bundan sonra hani diğer ikisini alır mıyım? Çok emin değilim. Bundan sonra bunu almaya devam ederim. Çok çok başarılı bir ürün gerçekten. Böyle biraz silikonlu bir yapısı var. Hem göz kapağının üzerini pürüzsüzleştiriyor. Hem farların rengini daha pigmentli hale getiriyor. Hem de kalıcılığını çok ciddi anlamda arttırıyor diye dediğim gibi. O yüzden bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Sabitleme spreylerinden de bahsedeyim. Yine elimin çok fazla gittiği ürünler. Sabitleme spreyi, makyajın sonunda en azından sabitleme spreyi sıkıyor oluyorum. Daha önce hangi ürünlerden bahsettim? Şu iki üründen bahsettim. Milk Makeup markasının bir matlaştırıcı spreyi. Bir de bu çift fazlı ürünü var. Şöyle karıştırarak kullanmanız gerekiyor bunu. Eğer kuru cildiniz varsa bunu çok seversiniz gerçekten. Hem böyle nemlendirici özelliği var hem de gerçekten gün boyu kalıcı olmasını sağlıyor. Pore Eclipse bu matlaştırıcı spreyle cildi matlaştırıcı özelliği var. Özellikle böyle yağlı ciltliyseniz bundan daha çok memnun kalırsınız. Fakat bunun arkadaşlar spreyle alakalı sıkıntı yaşayanlar olmuş. Ben de yaşamıştım bu arada. Çok fazla çalkalamamanız lazım. Yani 2-3 kere çalkalayın. Ondan sonra bakın sprey gayet güzel çalışıyor. Püskürtmüyor. Fakat çok fazla çalkalarsanız bu sefer köpürmeye başlıyor ve böyle tükürmeye başlıyor sprey kısmı. Fakat ben size gösterdim şimdi gayet güzel. Gayet güzel çalışıyor yani. Hani böyle şikayetleri olan insanlar olabilir. Çok fazla çalkalamaktan olduğunu düşünüyorum. Ya yeterince çalkalamamışsınızdır ya da çok fazla çalkalamışsınızdır. İkisinden biri. Bilgimi kullandığım sürece bu üründen de çok memnun kalacağını düşünüyorum. Çünkü performansı 10 numara bir ürün gerçekten. Dediğim gibi ben de en başta bu sıkıntıyı yaşadım. Tükürme problemini. Fakat çözdüm yani nasıl kullanacağımı çözdüm. MAC'in bu Fix Plus Stay Over olan. MAC'in bir sürü Fix Plus ürünü var biliyorsunuz. Normal Fix Plus'ın sabitleme özelliği yok. Eğer onu kullanıp memnun kalmadıysanız ben size söyleyeyim. Onun içerisinde sabitleyici bir içerik yok. O böyle nemlendirici sprey gibi. Daha çok makyajı cilde eritmek için kullanılıyor. Fakat Stay Over olan bunun içerisinde PVP var. Dolayısıyla cilde sabitleyici özelliği var. Şöyle alkolsüz bir formül olması benim çok hoşuma gitti. Bir de sprey çok başarılı. Şöyle görebilirsiniz yani müthiş. Hem çok fazla ürün sprey ediyor. Hem de incecik bir mist halinde. Bir de şunları şu şekilde kullanmanızı öneririm. Hani böyle bu dümdüz yapıp sıkmayın. Şöyle yukarıdan aşağı doğru hareketle sıkmaya çalışın yani. Dolayısıyla bu bulutun içerisinde kalmış oluyorsunuz. Bu da yeni öğrendiğim bir teknik bu arada. Bir makyaj artisti göstermişti bana. Gerçekten çok fark ettiriyor. Mistin içerisinde kalmanız için, hani böyle yüzünüze tükürmemesi için çok çok başarılı. Bu da harika bir ürün arkadaşlar. Dediğim gibi normal Fix Plus'tan ziyade sabitleyici özelliği olan bir şey istiyorsanız o zaman bu Stay Over olana şans verin derim. Videoyu daha fazla uzatmayayım bence. Güneş kremlerini de bir sonraki videoya bırakayım. Çünkü bayağı bir güneş kreminden bahsedecektim. Ama videoyu editlemek çok uzun sürecek o yüzden onlar da bir sonraki haftaya kalsın. Bu arada benden istediğiniz başka içerikler varsa hani şunlarla bahseder misin diye yine yaz aylarına uygun temizleme yağları olabilir. Güneş kremini nasıl arındıracağız onlardan da bahsedeceğim. Pudralardan bahsetmedim mesela. Onları da bir sonraki videoya saklayayım arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Dediğim gibi özellikle bahsetmemi istediğiniz şeyler varsa hani yaz aylarına uygun serumlar da olabilir mesela. Şimdi aklıma geldi. Onları da bir sonraki videoya saklayayım. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.